Buradaki şehirlerin deprem risk ve jeofizik mühendisliği ilişkisi diye söylemişsiniz. Bu AFAD'ın yapmış olduğu son deprem haritası üzerine sanıyorum düşürdüğünüz deprem odaklarının dağılımını görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin 6 tane deprem bölgesi var. Bunların 3 tanesi ana deprem bölgesi. Bunlardan bir tanesi İtalya'dan gelerek Ölüdeniz üzerinden Hatay'a girip daha sonra Osmaniye, Kahramanmaraş'ta kavşak yapıp sonra Bingöl üzerinden tam Kiye'nin bulunduğu kesimden bir atım kazanarak bu kez Erzurum'dan Kars'a doğru uzanan Doğu Anadolu kırığı. Bu kırık yaklaşık 15 milyon yıl, 12 ile 15 milyon yıl yaşında bir kırık. Ve bu kırık Anadolu'nun ilk kırıklarından bir tanesi. Anadolu Yarımadası'nın. Yani bu kırık çalışırken daha Kuzey Anadolu kırığı yoktu. Şimdi Kuzey Anadolu kırığının yaşı ise yaklaşık 3,5 milyon yıl. Yani Türkiye'nin çok genç bir kırığı. Birçok meslektaşımız Kuzey Anadolu kırığını Bingöl'den başlatır, Karlova'dan başlatır. Ama ben bu düşünceyi paylaşmıyorum. Bunu Van Gölü'nden doğru gelerek Bitlis-Zaros kuşağı diye adlandırılan Hakkari'nin bulunduğu kesimden İran'a doğru Zaros kırığı olarak uzantısının olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi bu kırık diyelim ki Hakkari'den başlıyor. Efendim Doğu Anadolu kırığıyla kavşak yapıyor ki bu Bingöl. Burada zaten haritada kıpkırmızı gözüküyor. Yani Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa Bingöl'de olur. Yani hiçbir yerde deprem olmasa burada olur. Çünkü kavşak yerleri kırıkların genellikle depremlerin en bol olduğu yerlerden bir tanesidir. Ha, burada talihli bir durum şudur ki Bingöl çok dağlık bir alandır ve dağlık alanlarda genellikle kayalık olduğu için yapıların deprem çekincesi biraz daha düşük olur. Dolayısıyla depremler büyük olsa dahi %20 ile 25 oranında yıkım azalır. Şimdi buradan Erzincan üzerinden Sivas'ın kuzeyinden, Tokat'ın kuzeyinden, Samsun'un güneyinden, daha sonra Çankırı üzerinden, Bolu'nun üzerinden, Düzce'den Kocaeli, Kocaeli'den işte Kuzey Marmara, Kuzey Marmara'dan işte Tekirdağ'ın bulunduğu kesimden, Çanakkale'nin tam yarımadası, Gelibolu yarımadasının kuzeyinden Saros Körfezi'ne girer ve buradan Selanik'e doğru devam eder ve Selanik'te sönümlenir bu kırık. Bunun yaşı yaklaşık 3,5 milyon yıl yaşında. Şimdi kırık ne kadar gençse yaratacağı depremler de o denli büyüktür. Kırıklar yaşlandıkça büyük deprem üretebilirlikleri düşer. Şimdi en yaşlı kırık Doğu Anadolu kırığı dediğimize göre Doğu Anadolu kırığının üretebileceği en büyük deprem 7.10'da 1, 7.10'da 3 arasında bir depremdir. Üretebileceği en büyük deprem. Ha, bu 8 büyüklüğünde bir deprem üretir mi? Asla üretemez. Çünkü Doğu Anadolu kırığı boyunca kırık boyları zaten çok küçüktür. Yaklaşık 20 kilometre, 10 kilometre, 30 kilometre gibi kırık boyları vardır. Bu da geçmişte Doğu Anadolu kırığının çok büyük depremler üretmediğinin göstergelerinin bir tanesidir. Eğer Doğu Anadolu kırığı üzerinde birisi çıkıp da 7,5 büyüklüğünde deprem büyük bekliyoruz diyor ise bu biraz jeofizik bilimine biraz ters düşebilir diye düşünüyorum. Kuzey Anadolu kırığı ise son 150 yıldır en büyük depremini üretmiştir Erzincan'da. Bu 7.9 büyüklüğünde bir depremdir ve yaklaşık 40 bin kişi ölmüştür bu depremde. Erzincan depremi 1939 yılında olmuştur. Üretebileceği en büyük deprem 8'dir. Şimdi
Türkiye'nin en büyük deprem üretebileceği yer Kuzey Anadolu Kırı. Kaldı ki bu da yerleşimin Türkiye'deki hemen hemen 5 kişiden 1,5-2 kişinin oturduğu Marmara'dan geçen depremde bu. Dolayısıyla bunun deprem çekincesi en yüksek olan budur. 8'e kadar üretebilir. Şimdi peki Türkiye birinci derece deprem bölgesidir? Hayır, değildir. Çünkü Türkiye'de 9,5 büyüklüğünde deprem asla olmaz. Yani bu depremler nerede olur? 9-9,5 büyüklük depremler, bunlar Pasifik Denizi'nde, genellikle Pasifik deprem çemberi dediğimiz o çember boyunca 9-9,5 büyüklük depremleri görüyoruz. Ama Türkiye kırıkları bu büyüklükte bir deprem üretmiyor. Ondan sonra Batı Anadolu kırık düzenine geliyoruz. Burada sizin kırmızılarla göstermiş olduğunuz yer. Bu Elmalı Yarımadası'nın bulunduğu kesimden ta Bursa'ya kadar etkiliyor. Bursa'da Balıkesir'in çok ilginç bir konumu var. Şimdi coğrafik olarak biliyorsunuz Balıkesir'in yarısı Ege, yarısı Marmara bölgesinde kalır. Deprem açısından da kuzeydeki işleyişle güneydeki işleyiş birbirinden farklıdır. Nedir bu? Burada birden deprem olayları değişiyor Batı Anadolu'ya gelince. Batı Anadolu'da yanal atımlı kırıklar değil, göçüntü kırıklarıyla karşılaşıyoruz. Yani bunun ana nedeni ne? Çünkü göçüntü kırıkların olmasının nedeni. Çünkü Türkiye sanki bir el bu da İğne Adanın olduğu yerden tutup kuzeye doğru çekiyor. Bir elde Elmalı Yarımadası'nın bulunduğu yerden güneye doğru çekiyor. Ve burada doğu batı doğrultusundaki yırtılmalar oluşuyor. Bu yırtılmaların en büyüklerinden bir tanesi Büyük Menderes yırtılma alanı. Bu Denizli'nin bulunduğu kesimden başlıyor ta Kuşadası'na ve buradan Sisam ve Ege'ye kadar uzanıyor. Diğer yırtılma alanı Küçük Menderes, yani Ödemiş Tren'in üzerinden Pamucak, yine Kuşadası'nın kuzeyinden nereye gidiyor? Kuşadası'nın kuzeyinden Ege Denizi'ne doğru gidiyor. İstanbul Adası'nın kuzeyine doğru uzanıyor. Diğer bir olay Gediz. Gediz'in başladığı yerde yine Pamukkale Çukuru'nun bulunduğu kesimde Sarıgöl, Alaşehir, Alaşehir'den sonra Salihli ve Turgutlu, Turgutlu'dan sonra yani Manisa iline girdikten sonra İzmir'e giriyor bu. İzmir'de İzmir Kırığı adı altında İzmir Körfezi'ne giriyor. Bir kolda Foça'ya doğru uzanıyor. Soma üzerinden Foça'ya doğru uzanıyor. Diğer bir göçük ise Kütahya Sındırgı üzerinden Edremit Körfezi'ne doğru giden başka bir kırık daha var. Bu yırtma alanlarında çökmeler oluşuyor. Yani biz bunlara göçüntü kırıkları diyoruz. Bu göçüntü kırıklarının büyük üretebilecekleri depremler 7.3'e kadar varıyor. Şimdi ama bu depremler çok seyrek oluyor burada. Şimdi göçüntü kırıkları göçüntü kırıklarının depreme olan etkileri yanal atımlı kırıklara göre daha büyük oluyor. Yani 7 büyüklüğündeki bir depremin Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu kırığında yapacağı tahribatla Batı Anadolu'da yapacağı tahribat aynı değil. Yani daha fazla oluyor. Bir de tabii sen burada şehirler demişsin. İster istemez şehirler Türkiye'de, Türkiye çok çamaşırın böyle sıkıldığı yer gibi Asya ile Avrupa arasında çamaşırın tam böyle sıkıldığı dağlık bir bölge olması nedeniyle kentler genellikle tarım yapılan ovaların ya içlerinde ya da kıyı kesimlerinde yerleşmiştir. Dolayısıyla ovaların orta kesimleri çok oynak, sulak, alüvyon arazisi olması nedeniyle çok katlı yapılaşmaya genellikle uygun değildir. Hani bunlar
Bunlardan bir tanesi, en genç örneklerinden bir tanesi İzmir, Bornova, Bayraklı Ovaları diye adlandırabiliriz. Biliyorsunuz geçen yıllarda oluşan 6.9 büyüklüğündeki Sisam, yaklaşık 100 kilometre ilerideki bir deprem, hemen İzmir'in beslenme alanı olan Bayraklı'daki yaklaşık 18 tane yapıyı yıkarak, 17 tane yapıyı yıkarak 118 kişinin de canını almıştı. Şimdi bu göçüntü alanlarında, dağ kıyılarında yerleşim alanları ana kırığın tam üzerinde yer alır. Ve özellikle burada iki tane kırık var. Yani şu şekilde bir çanak düşünün. Yani göçüntü, İngilizcesiyle graben türü. Bunlar ikisi de düşümlü kırıklardır. Yani şu şekilde düşer. Düşümlü kırıklardır. Bunlar güneydekiler yaklaşık 17 derece ile gelirler. Kuzeydekiler ise yaklaşık 85 ile 90 derece dike yakındır. O nedenle 85 ile 90 derece dike yakın olanların boyunca bunlar Mama'ya kadar ulaştığı için, çünkü kabuk kalınlığı burada çok az, yaklaşık 28 ile 32 kilometre arasında, altında yüzer yuvar, yani astronosfer olması nedeniyle bunlar sanki ısı aksını daha yukarılara kadar taşıdığı için burada jeotermal alanlar oluşuyor. Şimdi şehirler de bu kuzeydeki ana kırığın tam üzerinde kurulmuştur. Üzerinde veya çok yakınında kurulmuştur. Dolayısıyla son burada olan deprem, mesela Büyük Menderes'teki deprem 1899'da olmuştur. Yaklaşık 6.7, 6.8 büyüklükteki bu deprem Nazilli odaklıdır ve burada Aydın'da ve Denizli'de çok büyük hasarlar yapmıştır. Yani Denizli'den Aydın arası aşağı yukarı 140 kilometre falan. Yani 140 kilometre boyunca çok büyük hasar yapmıştır bu deprem. Ve aşağı yukarı 2,5 metrelik de bir düşümü vardır bu depremin. 2,5 metrelik bir düşüm gerçekten bir depremde çok büyük bir düşüm. Böyle bir düşümü biz Kuzey Anadolu kırığı boyunca çok fazla görmüyoruz. Çok ender görüyoruz. Dolayısıyla bir kırığın düşümü ne kadar fazlaysa, yani bir düşümlü kırıklarda o kırığın yapacağı yıkı o denli de büyük oluyor. Dolayısıyla Türkiye'deki depremlerin kentleri etkilememesi söz konusu değil. Çünkü kentlerin beslenme alanları kırık bölgeleri olduğu için şehirlerde kırıklar üzerinde konumlanması nedeniyle Türkiye depremleri genellikle yıkılı ve ölümlü olur. Yani bu kaçınılmaz bir durumdur bu. Çünkü deprem hani bir bakıma yaradanın bir nimetidir diyebilirim. Çünkü bu bölgelerde deprem olmasa ovalar olmazdı. Ovalar olmasa tarım olmazdı. Ve kırıklar olmasa da gözenekler ve geçirgenlik olmazdı. Ve yeraltı suları çok derin olurdu. Ve burada tarım yapamazdınız yani. Çöl gibi olurdu buraları. Dolayısıyla Türkiye iyi ki deprem ülkesi, iyi ki kırıklı. Yani bunun bir de iyi yönü var. Dolayısıyla öyle verimli ovalar oluştu ki yaklaşık 15 milyon yıl içinde Türkiye'deki bütün tarım ürünleri üretilebiliyor. Yani özellikle meyvecilik. Biz bunları biraz depremlere borçluyuz diyebilirim. Ve aynı zamanda enerji kaynağı olarak depremleri jeotermalde şu anda kullanıyoruz. Şimdi başka sorun varsa anlatılacak çok şey var da sorunların üzerine girelim istersen. Yani depremlerin... Soruya geçeyim isterseniz. Peki. İkinci soruma geçiyorum. Şehirlerin deprem riskinin azaltılmasında risk azaltıcı jeofizik planlama nasıl yapılır? İkinci sorumuz da böyle. Şimdi jeofizik bir defa yerin fiziksel özelliklerinin bulunmasına dayanan bir olay. Yer altının görüntüsünü... Şimdi yerin davranışını ve dayanımını ölçen bir yöntemdir.
Bakın dayanım ve davranış. Şimdi dayanım değişken olmayan bir özellik. Ama davranış nedir? Canlılığını gösterir. Yani biz bu canlılığını ölçen Jovsik yöntemi sismoloji diyoruz biliyorsunuz. Yani veya sarsın bilim diye adlandırıyoruz. Yani bunu da ölçen tek yöntem Jovsik yöntemleridir. Yani bunu da sismik ya da sismolojik yöntemlerle ölçüyoruz. Yani yerin canlılığını. Şimdi şehirlerde ise bunun için yaptığımız olay yani yerin diriliğini bulmak için hepimizin çok iyi bildiği sismolojik araştırmalar yapıyoruz. Yani depremcik araştırmalar yapıyoruz özellikle. Bu depremcikleri deprem öncesinde veya deprem sonrasında ölçmek için gerek ivme ölçerler, gerek sismometreleri yerleştiriyoruz. Yani bu konuda Türkiye'nin iki tane büyük kurumu var. Bu kurumlardan bir tanesi 1903 yılında kurulan Kandilli Gözlem Evi, diğeri ise AFAD. Şimdi bu iki kurumun da kendilerinin deprem ölçerleri var. Bütün Türkiye'ye yayılmış durumda. Bu bazen Kaliforniya ile karşılaştırılır ve küçük görülür. Bence Türkiye 1903'ten beri çok büyük bir atılım yapmıştır diyebilirim. Yani burada Adana'nın adını saymakla bitiremeyeceğimiz bilim adamları çok büyük katkılarda bulunmuşlardır. Özellikle diyebilirim ki son 30 yılda deprem araştırmalarında ki atılım ve yatırımlar çok büyük ölçekte artmıştır. Yani öncesini aratmayacak kadar fazla artmıştır. Özellikle İstanbul ve Marmara bölgesinde. Bununla yetinmeyebiliriz. Bilim adamı zaten yetinmeyen bir davranışa sahiptir. Hep daha ötesini, hep daha ötesini ister. Ama Türkiye'yi de pek küçümsememek gerekiyor. Yani deprem bakımından. Çünkü deprem bilimi açısından Türkiye'nin yetişmiş çok değerli bilim adamları vardır. İşte bir tanesi de Ali Osman Öncel hocamız tabii. Şimdi ve özellikle yeni kuşak daha çağdaş bir deprem bilimi bilgileriyle bilgilerini edinmişlerdir. Şimdi jeofiziğin baktığı ilk özellik yani bir defa yer yapı ilişkisine bakar jeofizik. Yer yapı ilişkisinde jeofizik mühendisinin verdiği karar öncelikle yerin dayanım haritalarını çıkarır. Bu hem derinlik olarak hem de yatayda X, Y, Z olarak dayanım haritalarını çıkarır. Yani taşıyabileceği yük ne kadardır? Efendim bir basınç altında yerin esnemesi ne kadardır? Katı bir özellik mi gösterir, esnek bir özellik mi gösterir? Daha sonra bunun altında bir yük altında sıvılaşır mı, sıvılaşmaz mı? Yani sabun gibi kayar mı, kaymaz mı? Bu özelliklerine bakıyor. Özellikle ilk 20 metrede su varsa temel altında o yapı depremden çok etkilenir. Yani ilk 20 metrede su varsa. Bütün bu olayları jeofiziğin çok iyi bilinen sismik yöntemler yani yapay deprem yöntemleri diğer bir deyimle yer altının elektrosunun çekilmesi ve radar yani gözden geç diyorum ben onun Türkçesiyle titreşimcik ölçümü İngilizcesiyle mikrotremör gravite gibi gravite çok az kullanılsa da daha çok geniş yöntemlerde kullanılır. Ve geniş bölgesel çalışmalarda ise depremcik çalışmalarıyla yer altının dayanım ve davranış özellikleri bulunur. Bunlar çok önemli bilgiler. Yani davranış ve dayanım özellikleri bulduktan sonra jeofizik mühendisi şunu söyler. Der ki bu bölgenin
en dayanıklı bölgeleri şu alanlar. Şu alanlarda ise sakın yapı yapmayın. Şu tür şu tür sakıncaları vardır. Ama ara alanlar vardır ki buralarda yer iyileştirmesi yapılarak yapılaşmaya sınırlı olarak gidilebilir. Yani alan sınırlandırması yapar. Jeofizik. Dolayısıyla önce mimara, şehir plancısına ve inşaat mühendisine taban bilgiler verir. Daha sonra mimar orayı planlamak ister. Şimdi planlamak istediği zaman arsalara bölünür o bölge. Arsalara bölündüğü zaman yapının uzun ekseni nasıl konacak? Yani uzun ekseni doğu batı mı olacak? Kuzey güney mi olacak? Ya da kuzey güneyle belli bir açıdan mı olacak? Şimdi bu konu olağanüstü önemlidir. Çünkü o bölgedeki ana kırığın işleyiş biçimine göre yapıyı en az etkilenecek doğrultuda koymanız gerekiyor. Bunun için o bölgeyi etkileyen güçlerin doğrultu eksenlerini bulmanız gerekiyor. Bunun en kolay yönü o bölgedeki diri kırıkların doğrultuları hangi yöndedir? Bunu bulduktan sonra yapıyı öyle koymanız gerekiyor ki yapının uzun ekseni kırık doğrultusuyla koşut olsun, paralel olması gerekiyor. Yani uzun ekseni en büyük ivmeyi görmesi gerekiyor yapının. Bunun çok iyi örneklerini 1999 depreminde Yalova'da gördük. Yalova'da Aydın Sitesi diye bir site vardı. Aydın Sitesi'nde blokların bir kısmı deniz kıyısına paralel, bir kısmı ise dikti. Deprem de hangi yönde oldu? Kıyıya paralel olarak oluştu. Kırık kıyıya paralel olarak oluştu. Hangi binalar yıkıldı? Kırığa dik olan binalar yıkıldı, diğerleri ayakta kaldı. Yer zaten çok kötüydü. Dolayısıyla yapının arsada nasıl bir konumda duracağını jeofizik mühendisi karar verir. Ben biraz su içeyim. Sigara içmiyorum ama sesim kırıldı. İsterseniz üçüncü soruma geçeyim hocam. Şimdi buradaki üçüncü soruna geçmeden önce önemli bir konu var. En can alıcı konu da titreşimcik ölçümlerinden alınacak sonuçtur. Yani mikrotremör. Mikrotremör çalkalanmasını bulur. Yani yapı deprem sırasında nasıl çalkalanacak? Yani buna İngilizcesi rezonans diye adlandırılıyor. Yani yer sarsılmaya başladığı zaman temelleriyle yere bağlı olan yapı nasıl sarsılacak? Eğer yapının sarsım frekansıyla yerin sarsım frekansı birbirine uyarsa o yapı çok büyük hasar görür, göçer. Şimdi jeofizik bu can alıcı noktalarda çok büyük bilgilerdir. Ben bir dakikanızı rica edebilir miyim? Sadece bir dakika. Evet, buyurun diğer sorumuz zaman. Teşekkür ediyorum hocam. Diğer sorum. Şehirlerde deprem sonrası ortaya çıkan ve gözlenen yer ve yapı katkısı nedir? Jeofizik zemin proje katkısı nedir? Ben anlamadım. Şehirlerde? Şehirlerde, geliyor mu sesim hocam? Şehirlerde deprem sonrası ortaya çıkan ve gözlenen yer ve yapı katkısı nedir? Jeofizik zemin proje katkısı nedir? Bunu biraz önce anlatmaya çalıştım. Şimdi yerin taşıma gücünü şu andaki yönetmeliklere göre geoteknik mühendisiyle jeoloji mühendisi
buluyor sanıyorum. Oysa bu dayanım özelliklerine bakan jeofizik mühendisleridir. Yani yerin baskı altında ne kadar, yani bir şey yük altında ne kadar yükü taşıyabileceğini jeofizik mühendisi sismik yöntemlerle karar verir. Ki bunu sondaj yöntemlerinden daha verimli bir olaydır. Bir de depremde en çok yıkan S dalgalarıdır. Yani buna biz burkulma dalgaları diyoruz. S dalgalarının nasıl işlediğini biliyorsunuz. Yani şu şekilde gidiyor, şu şekilde giden bir dalgalar. Yani bu S dalgalarını belirten bizim G burkulma esneklik değerimiz var. G ile simgesel olarak gösterdiğimiz burkulma esneklik değeri var. Şimdi bu değer, G değerinin ne olduğu çok önemli. Eğer G değeri çok küçük ise, yani burkulmaya karşı direnci yerin çok küçük ise, deprem sırasında o yerin üzerindeki yapı burkulur. Yapının burkulması demek yapının kırılması anlamına gelir. Paramparça olur yapı. Yani G değerinin çok büyük olması gerekiyor. Kaldı ki bir de E değeri var. Düşey esneklik direnci diye adlandırdığımız. Bu yani üstteki düşey yapıya karşı yerin direnci ne kadar büyük? Buna E simgesiyle gösteriyoruz. Bu E simgesinin de özellikle gevşek, sulak, alüvyonal arazilerde düşüktür bu değer. Bu da biraz önce sizin biraz önce konuştuğumuz gibi yerin bir tarafa doğru ağmasına, yani düşmesine, yani yerin içine doğru yapının batmasına neden olabilir. Bu gibi konuları aşağı yukarı birçok depremde Türkiye sınar. Sözün gelişi Yalova'da bir olay vardı 99 depreminde. 5 katlı bir yapının 2,5 katı aşağı indi. Son İzmir'deki sarsıntıda, yani Sisam depreminde yaklaşık 11 katlı yapıların 1,5 metre ile 4 metrelik yerin içine göçtüğünü gördük. Yani bu tamamen E değerleriyle ilişkili. Demek ki yapı yapılmadan önce jeofizik mühendisinin E ve G değerlerini vermesi gerekiyor. Ama burada genellikle sıkıntı şu. Jeofizik mühendislerimiz değerlendirmede iyiler ama yorumda yoklar genellikle. Yani yerle tam konuşamıyorlar. Şimdi artık her şey bilgisayarlaştı. Bilgisayarları ölçüyü alıyorsunuz. Bilgisayar kendiliğinden bilgisayarı veriyorsunuz. Ve sonuç çıkıyor. Orada jeofizik mühendisleri genellikle raporlarına uzun bir şekilde kimsenin anlamayacağı E ve G değerleri bunlar, birimleri şunlar diye veriyor. Peki bunu bir inşaat mühendisi nasıl değerlendirecek? İşte bu konuda hiçbir bilgi yok. Yani bu konuda E değerinin ne kadar yapı yükünü karşılayabileceğini jeofizik mühendisi yazmıyor. G değerinin anlamının ne olduğunu yazmıyor. Dolayısıyla zaten üniversitedeki eğitim düzeyimiz çok düştü bizim. Bu sadece bizim dalımızda değil. Genellikle bütün teknik dallarda, edebi dallarda genellikle eğitim düzeyi çok düştü. Dolayısıyla inşaat mühendisi böyle bir yorum olmadığı için jeofizik mühendisinin bu vermiş olduğu muhteşem bilgilerin hiçbirinden yararlanamıyor. Yani kıyma makinesinin bir tarafından kıymayı verip de öbür tarafından sucuk alamazsın. Şimdi burada sucuğun formülünü oluşturacak, içeriğini oluşturacak bir jeofizik mühendisi mutlaka gerekiyor. İşte burada bir eksiklik var. Yani ölçüler harika, sonuç harika ama yorum yok. Değerlendirme var ama yorum yok. Şimdi bu mesleğimizde genellikle sıkıntı. Bunun için de öğretim üyelerinden başlıyor aslında bu sıkıntı. Öğretim üyelerinin
uygulamadan genellikle yoksun öğretim üyeleri. Yani bir jeofizik mühendisi eğer dokunmuyorsa yere, yere bir jeofonu çakmadıysa, efendim eğer orada bir balyozla vurmadıysa ya da elektrot çakmadıysa, o jeofizik mühendisi yerle konuşamaz. Yani jeofizik bilimi yerle konuşma birimidir. Yani bunun da bizim dillerimiz vardır. O jeofizik dillerinin birisi sismiktir, birisi elektriktir, gravitedir, manyetiktir. Ben graviteciyim, ben sismikçiyim diye bir şey olmaz. Sen hepsi olman gerekiyor. Yani jeofizik yöntemlerinin hepsini bilip ondan sonra ortak bir yorum çıkartman gerekiyor. Bu konuda çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Ama meslektaşlarımız arasında bu konuda çok başarılı olan, övünç duyduğumuz insanlar da vardır. Yani sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani mühendisler arasındaki bilgi kullanma becerisine varamıyoruz. Şu anda öğretim üyelerinin doldurması gereken konu bu. Dolayısıyla jeofizik raporları yapılıyor. Ancak kullanılırlığı son derece az. Bunun kaynağı biziz yine. Yani jeofizikçiler. Teşekkür ediyorum hocam. Diğer bir soruma geçiyorum. Jeofizik direncindeki değişim Türkiye bina yönetmeliğinde harfe dayalı sistemler olarak sınıflanmıştır. Jeofizik zemin tabanlı risk haritalamada esas alınması gereken ölçütler ve denetim kriterleri nelerdir? Yani bunu daha önce söylediğim gibi, yani eğer bir bölgesel yerleşim haritası çıkarılmasında, yani bir defa yapılaşma ile ilgili olaylarda en önde gelen yöntem sismiktir yöntem olarak. Ondan sonra elektrik gelir, sonra titreşimcik gelir. Ama hepsi bunların sismoloji üzerine yapılandırılır. Yani sismoloji burada en başa gelen yöntemlerden bir tanesidir. Yani deprem bölgesine yakınlığı ne kadar, o bölgedeki depremlerin işleyişleri nasıl, yönlemeleri nasıl, o çok önemli. Yani odak mekanizmaları nasıl o depremlerin, bunların hepsinin bilinmesi gerekiyor. Şimdi bunların da yönetmeliklerde geçmesi gerekiyor. Yani ben şu anda eğer bir uygulamacı olarak soracak olursam şunu söylerim. Bu bölgenin deprem çekincesi nedir diye sorarım. Bunun için uyduruktan bir sismolojik rapor ekliyorlar ama çok uyduruk. Yani herkesin her zaman her yerde kullandığı yuvarlak laflardan oluşan sismolojik rapor. Yani buna sismolojik rapor denemez. Tamamen uygulamadan tamamen uzak bir rapor eklenir. O her rapora aynı raporun eklendiğini görürsünüz. Klasik bir şeydir. Oysa oradaki beklenen deprem işleyişi ve büyüklüğüne göre yapı alanındaki etkilerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu bir. Yani inşaat mühendisinin istediği, arkadaş ben bu yapı ömrü içinde görebileceğim en büyük deprem nedir? Bunun bende yaratacağı, bölgede yaratacağı ivme nedir? Jeofizik mühendisinin bunları vermesi gerekiyor. En büyük ivme hangi yönde olur? Bunların belirlenmesi gerekiyor. Ondan sonra da yerin taşıma gücü nedir? Yerin düşey esneme, E değeri, G değeri, pozisyon değerleri, bunlar nelerdir? Bir de incompressibility dediğimiz sıkışmazlık değeri var. K, bu K değerleri K'den türetilen başka yer özellikleri var. Şimdi onların çok ayrıntısını burada girmek istemiyorum. Mesela bunlardan bir tanesi yatak kat sayısı diye statikçilerin olmazsa olmaz kullandıkları bir parametre. Yatak kat sayısı bizim K değerinden, yani sıkışmazlık, incompressibility değerinden belirlenen özelliklerdir. İşte bu aralardaki bağlantıları üniversite eğitiminde hocaların öğrencilere iyi anlatması gerekiyor. Yani malımız var ama malımızı satmasını bilmiyoruz. Daha sonraki ıslaklık derinliği. Islaklık derinliği çok önemli.
Islaklık derinliği sondajda bulunmaz. Islaklık derinliği hem ziraatçılar hem orman için çok önemlidir. Çünkü ağaç dikiminde ve bitki üretiminde ıslaklık derinliği önemlidir. Mesela ziraatta ve tarımda jeofizik vazgeçilmez bir yöntem olması gerekiyor. Adamın tarlasına gidip tarlanda senin ıslaklık derinliğin bu kadar, sürme derinliğin bu kadar olması gerekir diye jeofizikçinin söylemesi gerekiyor. Veyahut bir ormancıya senin burada dikeceğin ağacın kökünün beslenmesi için açacağın çukurun derinliğin bu kadar olması gerekiyor demesi gerekiyor. Efendim, bunun gibi keza elektromanyetik yöntemle o bölgelerdeki mineral içeriğini söyleyebilmen gerekiyor. Yani şu bölgelerin besleme oranı daha fazladır diye yani tarımsal besleme, toprağın tarımsal besleme sınıflandırmasının yapıyor olması gerekiyor. Şimdi bunun yanı sıra ıslaklık derinliğinin yanı sıra yeraltı suyu derinliği ne kadar? Yani yeraltı suyunun nerede kaç metreye giriyor ve kaç metreye çıkıyor? Bu yöntem elektro yöntemi bizim jeofizik en kolay yöntemlerinden bir tanesi. Ama sonuçları harika. Yani elektrik katmanla sismik katman her zaman birbirine uymaz. Ve temel katman derinliği ne kadar? Bir de taşıyıcı katman derinliği sismik yöntemlerle bulunur. Taşıyıcı katman derinliği inşaat mühendisi aslında nasıl kullanılır? Yani sen buraya bir kazık çakacaksan ve bu kazık uç taşımalı yük taşıyacaksa eğer, buradaki arkadaş diyeceksin ki şurada yapacağın kazıkların derinliği 18 metre, şurada yapacağın kazıkların derinliği 35 metre olması gerekiyor diye söyleyebilmen gerekiyor. Şimdi bu konuda jeofizikçilerin hazırladığı raporlara bakın. Bunların hiçbirinde bu konuda bilgi göremezsiniz. Kaldı ki diyelim ki arsa ya da bölge özelliği olarak çalışıyorsunuz. Burada tamamen titreşimcik haritasının çıkarılması gerekiyor. Yani burada titreşim haritasında T değerlerinin, yani yerin baskın salınım dönemi ya da frekans değerlerinin haritalanması gerekiyor. Bu haritada ise bu haritaya göre yapı katlarının bölgelere göre nasıl değiştiğini belirlemen gerekiyor. Yani şu bölge yapı yasaklı alan, bu bölgede yapı yüksekliği en çok 2 metre olabilir. Şu bölgedeki yapı yüksekliği 11-12 katlı yapabilirsin diye. Jeofizik mühendisinin belirtisi. Sadece jeofizik mühendisinden söz ediyorum. Bakın bu ego değil ya, yani meslek egosu değil. Oysa bunu ne yapıyor? Şu anda belediye meclisleri karar veriyor. Yani kasap bakkal karar veriyor bu konuda. 3 katlı mı yaptıralım, 5 katlı mı? Bunun sıkıntı kaynağı da yani bir jeofizik eğitiminin yeterli olmayışı. Yani bu hocalardan kaynaklanıyor. Yani uygulama yoksunu öğretim üyelerinden kaynaklanıyor. Yani klasik ders vermeye tercih ediyorlar genellikle. Uygulamalı dersten uzaklar. Yani bunun için bir mazeretleri yok. Sadece öğretim üyelerinin çoğu bilgisayarı yapışık olarak çalışıyorlar. Yani bizim arazi dediğimiz uygulamalardan genellikle yoksunlar ve bu konuda öğrencileri de yeterince hazırlayamıyorlar diyebilirim. Tabii öğrenciler güçlü olmadıkları için yönetmeliklerde ağırlıklarını göremiyoruz. Öğretim üyeleri de bir siyasi bacağı ille de olması gerekiyor öğretim üyelerinin. Çünkü birilerinin yönetmelik ve yasalarda elini koyabilmesi için bu işi yapan kişilerin hepsi bürokratlar ve siyasilerdir. Dolayısıyla öğretim üyeleri ve meslek kuruluşları bürokrat ve siyasi de üretmesi gerekiyor. Yani meclise adam çıkartması, bakan olması, müsteşar olması, müsteşar yardımcısı olması, bunlar şart. Ben eski bir jeofizik mühendisleri genel başkanı olarak bu sıkıntıları gördüm. Öncel Hoca da işte İstanbul Jeofizik Şubesi'nin başkanlığını yaptı. O da aynı sıkıntılar yaşadığı kanısındayım. Yani insanlar bu konuda
bizim meslektaşlarımız daha hevesli olması gerekiyor. Hangi siyasi partiden olursan ol. Yani burada mesleğin sağcısı, solcusu olmaz yani. Meslek vardır yani. Meslek çıkarı. Meslek çıkarı zaten yurt çıkarı demek. Yani jeofizikte özellikle bizim sıkıntımız bu. Yani ve jeofizin içinde çıkmış olan milletvekilleri de ben mutlu olduğum bir tane milletvekilini daha rastlamadım. Yani hepsi ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. Yaşamını garanti etmek üzere yani ömür boyu devletin emekli maaşını almak üzere çabalayan insanlar oldular. Yani milletvekilliği yapıp da bakanlık koşturan ya da müsteşarlık yapan ya da yönetmelik konusunda ağırlığı bulunan hatta AFAD'ın genel müdürü olup da genel müdür olduktan sonra mesleğini yeterince yönetmelikleri yansıtan hiç kimseyi görmedim. Yani bunun büyük bir üzüntüsü içindeyim aslında. Yani bu jeofizikte büyük bir eksiklik. Yani üniversite eğitimi yetmez. Yani bu işin bir siyasi bacağı ve bürokrasi bacağının mutlaka olması gerekir. Ben onun için genç arkadaşlarıma hangi partiden olursa olsun aslında çeşitli partileri dağılmalarında büyük bir yarar görüyorum. Bu konuda benim davranışım da partizanca davranmam. Tabii ki benim de siyasi görüşüm var. Yani özellikle iktidar olan partilerin içinde mutlaka bizim meslektaşlarımızın olması gerekiyor. Yani siyasi görüş bir tarafa ama onun teknik yönü ayrı bir olay. Biz bunu başaramadık yeterince. Çünkü Türkiye'de bizim genellikle bir sağcılık, solculuk diye bir hastalık vardır. İnsanlar hemen ikiye bölerler sağcı solcu diye ve onun için o çatıştırırlar kişileri ve ortaya verimli bir olay da çıkmaz. Maalesef yani yıllarımı verdiğim en büyük şeylerden gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi budur. Sağcı ve solcu olup enerjiyi sıfırlamak. Yani oysa konu meslektir. Konu Türkiye'dir. Bu noktaya gelemiyoruz biz. Bir türlü gelemiyoruz. Yani bu yazgıyı kıramadık biz. Bu çok büyük bir sorun Medine. Çok büyük bir sorun. Yani bence şu anda görevde olan hocalar öğrencilerine milletvekili olması, müsteşar olması konusunda güdülemeli, bakan olmasa dahi. Ben bu konuda çok emek verdim. Yani kişisel düşüncem bakan olmaktı aslında. Milletvekilliğinden öte Bayındırlık ve İskan Bakanı olmak. Bu şans da ayağıma geldi aslında kullanmadım. Siyasi düşünen arkadaşlarımın mahalle baskısı nedeniyle kullanmadık bu olayı. Ama bir sürü binlerce arkadaşımız var. Yani mutlaka bürokrasiye ve siyasete jeofizik mühendislerinin girmesi gerekiyor. Mesleki haklarını elde edilmesi için. Ama teşekkür ediyorum. Diğer soruma biraz geçeyim. Uzun oldu. Olsun hocam. Biraz uzun oldu. Buyurun. Yapı denetim şirketleri proje esas binaların yapımının denetimini yapıyor ve Sisam depreminden sonra yapı denetim şirketlerinin seçiminde yeni düzenlemeler yapıldı. Yapı denetim şirketi de artık müteahhit tarafından seçilmeyecek. Bunun yerine Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atanacak. Bu değişiklik yeterli olur mu? Şimdi yapı denetim deniyor. Bu eksik bir söz. Yer yapı denetim olması gerekiyor. Yani yer yapı denetim olması gerekiyor. Şimdi hem yapı denetlenmesi gerekiyor hem de yer denetlenmesi gerekiyor. Şimdi bu konuyu atladık biz. Çünkü yapı sağlam olabilir ama yer sağlam değilse ne olacak? Yeri denetleyen yok. Oysa yapı iki bileşenden oluşur. Bir bileşeni yer, öbür bileşeni yapıdır. Şimdi bunun bence yer yapı denetim diye değiştirilmesi gerekiyor. Yapı denetim değil, yer ve yapı denetim. Eğer bu böyle olacak olursa bir defa jeofizik mühendisleri büyük bir iş bulacak. Özellikle uzman jeofizik mühendisleri, öğretim üyelerinin önü çok açılmış olacak.
Yani bunlar keza üniversiteler çok büyük projeler yapmış olacaklar. Bu denetim firmalarının aynı zamanda sigorta firması olması gerekiyor. Yani yer ve yapı denetlendikten sonra ve yapı yapıldıktan sonra eğer bu yapının başına bir kaza gelirse bir depremde ya da durup dururken göçerse sigorta firması olduğu için bunun tamamen giderlerini karşılaması gerekiyor. Yani konu anlaşıldı mı bilmiyorum. Yani bir, yer yapı denetim olması gerekiyor. İki, sigorta firması olması gerekiyor. Sigortalaması gerekiyor. Yani o yapının başına bir şey gelirse bunun sorumlusunun doğrudan doğruya yer yapı denetim firması olması gerekiyor. Bu çok şart. Yapının denetiminde de bir jeofizik mühendisinin mutlaka çalışması gerekiyor. Çünkü yapı jeofiziği diye bir yöntemimiz var bizim. Yapı jeofiziği, yapının şimdi yerde uyguladığımız büyük ölçekli jeofizik yöntemleri bu kez yapının ana taşıyıcılarının özellikleri belirlemek için daha küçük birini kullanıyoruz. Bunları maalesef meslektaşlarımız hasarsız yöntem diyorlar. Bu aslında inşaat mühendislerinin jeofizik yöntem adını kullanmamak için türettikleri bir kelimedir. Aslında hasarsız yöntemler dedikleri yöntemler jeofizik yöntemlerdir. Maalesef ve maalesef yani bizim meslektaşlarımız aynı sözcüğü kullanıyorlar. Ya bir insan jeofizik yapar da buna hasarsız yöntem der mi ya? Yani akıl alır gibi değil. Yani Ege Denizi'ne Adalar Denizi demek gibi ya da Ege Adaları'na bizim Yunan Adaları dememiz gibi. Yani bu hataları biz çok yapıyoruz. Ben deyimler üzere duran bir insanım. Yani bu hasarsız yöntemler kelimesini öldürmek gerekiyor. Yapı jeofiziği yöntemi dememiz gerekiyor. Yani bir yapılaşma jeofiziği, mesela zemin etüdü lafını da ortadan kaldırmak gerekiyor. Etüt denilen şey günübirliğine yapılan küçük işlere etüt denir Fransa'da. Ama yer projesi dersen veya yapılaşma jeofiziği dersen o zaman projenin boyutu büyür ve özelde çalışan meslektaşların kazancı ve saygınlığı da artar. Yani deyimler çok önemli. Ben ömrüm boyunca bu zemin etüdü lafını değiştirtemedim. Olmuyor. Olmuyor bir türlü. Olmuyor. Yani küçük kalmak istiyor. İnsanlar büyümek istemiyor. Yani. Olmuyor. 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 Olmuyor bu. Yani çok büyük bir sıkıntı yani. Yani bu sıkıntıyı kendi mesleğimizin içinde çözemedik. Küçük düşünenlerin de yaşamları küçük olur, dar olur, büyüyemezler. Yani ufukları gelişemez. O nedenle bunlar macera gibi özel işletmeler giriyorlar. Daha sonra başarısız oluyorlar. Aldığı kazançları yeterli olmadığı için firmalarını kapatıp gidiyorlar. Böyle. Teşekkür ediyorum hocam. Diğer hocam. Sorum buna benzer aslında bir soru. Şöyle, yer denetim şirketleri neden yok? Yapı denetim yapının yapı projesine uygunluğu esas alırken yer mühendisliği ve başta jeofizik ve SO2 mühendislik çalışmalarında Eurocode standartlarına uyarlarına denetimi yapacak. Yer denetim şirketleri olmaması size göre ortaya depreme bağlı riskleri çıkarır mı? Bunu biraz önce anlattım zaten. Evet. Yani güzel bir soru hazırlamışsın. Ben bu soruları daha önce okumadım. Medine. Size göndermiştim. O zaman diğer soruma geçiyorum. 1972 yılında Amerika'da çıkmış uygulanan ve 50 yıl sonra Türkiye'de çıkması muhtemel fay yasası ve koruma bandı hakkında düşünceleriniz nelerdi? Türkiye'de tanımlı faylarla ilgili çalışmalar ne kadar yeterli ve ne kadar bilgi sahibiyiz? Vallahi fay yasası diye bir yasa olamaz. Yani bu bir meslek grubunun meslek bencilliği için ürettiği bir olaydır. Yani bir yerdeki yapı çürükse yıkılır o. Düşünün, Türkiye'deki depremlerin etkileme alanları bu haritada gösterildiği gibi kırık boyunca en çok etkisini gösterir. Enlemesine etkisi daha azdır.
söz gelimi genellikle Türkiye'deki büyük depremlerin etkileme alanı ortalama olarak 150 kilometredir. Yani odadan 150 kilometreye kadar uzak olan yerler deprem sarsıntısından birinci derece etkilenirler. Onun için kentlerin nerelere konuşlandığı çok önemlidir. Yani gevşek yerleri mi ya da yerleri mi? Depremin kırığın üzerinde bile yapı yapabilirsiniz. Bunu ben Kaliforniya'da gördüm. Kaliforniya'da benim master çalışmam San Andreas kırığının üzerinde oldu. Sismoloji dersi alırken hocamız götürmüştü bizi. Deprem evini görmek için gitmiştik. Tam San Andreas kırığının üzerine koymuş evi, betonarme olarak yapmış. Ama çok sağlam yapmış. Yani bütün mühendislik özelliklerine uymuş. Altından San Andreas kırığı geçiyor. Yapı ikiye bölünüyor. Yapının içine giriyorsun kapıdan. Bakıyorsun odaya bir giriyorsun. Odanın ortadan biçmiş. Bir tarafı 2,5 metre atım kazanmış. Atım kazanmış ama yapı ayakta duruyor. Eğer fay yasası gerekliyse o zaman gidip o yapıyı görmek gerekiyor. Yani önemli olan inşaat mühendisliğinde yıkılmayan yapıyı, yani hasarlı yapı yapabilirsiniz. Ama yapının yıkılmaması göçmemesi gerekiyor. Çünkü yıkım ve göçük olursa ölümler olabiliyor. Yıkım ve göçük olmadıkça yapılar her yere yapılabilir. Yani kırıktan düşünün Gölcük depremi 1999'daki Gölcük depreminde Kaynaşlı'ya doğru kırık boyunca yürüdüm. Kırıktan Kuzey Anadolu kırığından sadece 20 metre ötede yerelde bizim hımış dediğimiz yapılar vardı. O hımış dediğimiz, yani bunu Kastamonu yapıları veya Safranbolu yapıları da diyorlar. Yani ağaç çatılı yapılardan yapılmış Düzce'de bir ev. Camı dahi kırılmamıştı. Hatta evin kızı camını temizliyordu. Annesi de bizi ayran içmeye davet etmişti. O öyle bir durumda, yani kırıktan sadece 20 metre ileride yapı yıkılmamışken, yani Türklerin geleneksel yapısı yıkılmamışken, kırıktan yaklaşık 50-55 metre uzaktaki Düzce'de betonarme yapıların birçoğu yıkılmıştı. Yani fay yasası, yani uyduruktan bir yasa. Yani gerek yok. Bu örnekleri onun için verdim. Bir tanesi 20 metre uzakta, bir tanesi kırığın tam üzerinde. Ama ikisinde de göçüntü yok. Eğer şu önerilmez tabii. Yani benim bu örneklerim de şunu demek istemiyorum. Yani kırıklar üzerine kentler yapın demiyorum. Çünkü kırıklar üzerinde yapılacak yapılar en büyük iğmeyi görürler. Yani eğer yapacaksanız da çok güçlü yapmanız gerekiyor. Önerilmez bu yani. Ama bunun için bir yasa çıkarmak gereksiz bir olay. Teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Diğer soruma geçiyorum. Kaç tane daha sorun var? Şöyle. 10 tane sorumuz. Ben bir su arası alabilir miyim? Tabii ki hocam. Su alayım. Evet, Ali Osman Hocam, sizin bu sorular hakkında görüşlerinizi alalım hocamız gelene kadar. Sesiniz kısık hocam. Hocamı ne kadar konuşturursak o kadar jeofizik mühendisinin önü açılır. O nedenle de hocama sağlık diliyoruz, afiyet diliyoruz. Evet, devam ediyoruz. Sağ olun. Evet.
Soru 8'e geçtim. Ve deprem yer hareketinin seçimi ve ölçeklendirilmesinde aşılma olasılığı, tekrarlama olasılığı, tasarım ve risk kavramları için ne ifade ediyor? Deprem tasarım sınıfında jeofizin yeri nedir? Şimdi bu konu gerçekten çok duyarlı bir konu. Şimdi İstanbul depremi için izliyor musunuz bilmiyorum. Bizim mesleğimizden olmayan ama yakın bir meslek grubundan olan bir kişiler 1999'da 30 yıl içinde Marmara'da deprem olma olasılığı %64 dediler. Bu arada 99 depreminden beri 21 yıl geçti. 21, 22, 23 yıl geçti. Şimdi bu kişiler halen televizyona çıkıyorlar. Diyorlar ki Marmara'da deprem olma olasılığı %64. Şimdi bu jeofizikçiler için tam bir dram. Yani Türkiye'deki bilimin ne kadar ayaklarda olduğunu gösteriyor. İşte bu aşılma olasılığı, yani belli büyüklüklerde belli bir yerde aşılma olasılığı, özellikle kapı yaşına belirleyerek belirlenen inşaat mühendisleri gerekse statik hesaplarında kullanır. Konuyu da bir jeofizik mühendisi belirler. Konuyu maalesef istatistik ve matematik, fizik bilmeyen ama hazır bilgiyi dahi kullanmasından yoksun akademik titirleriyle bazı kişilerin kullanıyor olması onları çok acınacak bir noktaya getiriyor. Yani bence deprem konusunda konuşması gerekenler deprem bilimi dersini almış jeofizik mühendisleri ve özellikle bizim uzmanlık dalı sismoloji olan sismolog arkadaşlarımızın olması gerekiyor. Ve halkın ve basının doğru bilgilenilmesi için. Şu anda çok acınacak bir durum. Deprem açıklamalarını yapan kişiler, mesela en ünlülerinden bir tanesi, daha bunu bugün Twitter'da yazdım. Bir saat dahi deprem dersi almamış bir insan. Sedemen Kavak, bir şahıs. Efendim, diğer bir kişi böyle maskara gibi çıkan bir mineralog sözünde bir şey. Bunlar sözde halka deprem bilgisi veriyorlar. Ve Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından bir tanesini bunları öve öve bitiremiyor. Hatta İstanbul'a Büyükşehir'e danışman olmasını öneriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin danışman olmasını dahi öneriyor. Yani akıl alır gibi değil. Yani bu konuda fazla yazıp çizdiğimiz için beni de karşıtı olarak görüyorlar genellikle. Ne yapayım yani? Bu konuda jeofizik mühendisleri Türk halkına çok benziyor. Yani mesleklere ne kadar kötülük yapılırsa yapılsın hiç kimse sesini çıkartmıyor. Kimse diyor ki başıma bir dert gelmesin diye herkes susuyor. Sustukça da meydanlar başkalarına kalıyor. Yani bu büyük bir sıkıntı. Yani bu konuda tek konuşacak mühendislik dalı, jeofizik dalı, jeofizik mühendisliği. Yani yeterince basında yer almalılık gerekiyor. Ya malın var eğer satamıyorsan olmuyor bu iş. Ve sen çıkmıyorsan eğer televizyonlara senin yerine başkaları... Yani çok özel bir sorun. Bir jeofizikçinin bir jeofizikçiyi oluşturduğu sıkıntı ve kötülüğü başka hiçbir dal oluşturmaz. Bu da ayrı bir sorun yani. Bu da gelişmemişliğin ayrı bir ölçüsü. Herkes kendi meslektaşının bacağından çekmeye çalışıyor. Bu ömrüm boyunca bunu ben de hiçbir zaman yenemedik biz bu işi. Maalesef. Derdimiz büyük Medine. Başka bir sorun var mı canım? Teşekkür ederim hocam. Diğer sorum 1900 öncesi tarihsel deprem kayıtlarına göre Kahramanmaraş çevresi şiddetli büyük depremlere maruz kaldığı görülmektedir. 1900 sonrası dönemde de yüzey kırı oluşturacak deprem söz konusu olmamıştır.
Fay karakteri çalışmaları ve bölge zemin yapısı, sosyal ve ekonomik durumu üzerinde risk çalışmaları yeterli mi? Sizce bilanço bu durumda bu duruma göre ne olur Maraş için? Şimdi ben yeterli olup olmadığı konusunda yeterince bir bilgiye sahip değilim. Yani özellikle Kahramanmaraş özelinde bir bilgiye sahip değilim. Ama Kahramanmaraş Doğu Anadolu kıyı üzerinde yer alıyor. İşte son Elazığ ve Malatya depremlerinden sonra gerginliğin bir kısmı kuzeyde Bingöl'e doğru kaydı. Bir kısmı ise Kahramanmaraş'a doğru kaydı. Kahramanmaraş'ın bulunduğu kesim de Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu kıyının dirsek noktalarından bir tanesidir. Dirsek noktaları benim genellikle korktuğum yerlerden bir tanesidir. Mesela Maraş Ovası'nın bulunduğu yer, Kahramanmaraş'ın tabii yarısı dağlık kesimde ve ana kırık üzerinde kurulmuştur. Diğer yarısı ise Kahramanmaraş Ovası üzerinde kurulmuştur. Deprem çekincesi vardır. Ne kadardır? Maraş'ın deprem çekincesi en büyük 7.3'tür. Dolayısıyla bizim 7.3'ün olma olasılığı aslında çok düşüktür. Kahramanmaraş için inşaat yapımında statik hesaplarda kullanılması gereken en büyük göz önüne alınması gereken deprem olarak 7.3'ü önerilir. Ve yapılaşmanın genellikle kuzeye doğru olmasını önerilir. Ve yapı doğrultularında haritanda görüldüğü gibi kuzey 80 derece doğu doğrultusunda eğer yapılar kare ya da çember biçiminde değil de dikdörtgen biçiminde ise yapı doğrultusunun kuzey 80-85 derece doğu doğrultusunda uzanmalarını öneririm. Böyle yerelde yapılması gereken çalışmaları konuşmamızın başında saydım. Yani özellikle Kahramanmaraş'ın ovaya doğru inmesi çok sakıncalıdır. Bu hemen hemen bütün şehirlerimizde görülüyor. Yani tarım alanlarına doğru kentler gelişiyor. Her kentin afet zamanlarında, yani savaş zamanlarında, salgın dönemlerinde, deprem ve savaş dönemlerinde beslenme alanları olur. Bu beslenme alanları genellikle ovalarıdır. Buraları mutlak koruma sahası olarak ayrılması gerekiyor. Biz bu mutlak koruma alanlarını Türkiye'de koruyamadık. Bunların en yakın örneği İstanbul'da Bakırköy, Silivri, efendim Kumburgaz, Büyükçekmece, efendim Çatalca, efendim Pirinçli Köy, efendim Bursa'da Bursa Ovası, Balıkesir'de Balıkesir Ovası, Aydın'da Aydın Ovası gibi yerler ve en önemlisi de Kuşadası'nda mesela. Kuşadası'nda Karaova denilen Türkiye'nin en verimli sahaları şu anda yazlıklara ayrılmış durumda. Yani yerleşim alanı sınırlarının gerek jeoloji mühendisleri gerek jeofizik mühendislerince kent plancılarıyla doğru olarak seçilmesi gerekiyor. Kahramanmaraş için söyleyebileceklerim bunlar. Yani öbür türlü yani Kahramanmaraş'taki yapı niteliğini bilmiyorum. Türkiye'deki yapı niteliğinden çok farklı olduğunu sanmıyorum. Ben yapı güçlendirmelerine karşıyım. Yani 81 yaşındaki annemi boyayarak, saçını yaptırarak 18 yaşında bir kız gibi gösteremezsin. Yani bu mümkün değil. Yaşlı yaşlıdır. Yani güçlendirme için genellikle eğer giderler %40'ı aşmıyorsa güçlendirilir diye bir öneri vardı bir inşaat sitesinde. Ben buna katılmıyorum. Mesela 1967 yılında
Moda pazarında güçlendirilen yapılar 1999 depreminde hepsi yıkılmıştır. Yani dolayısıyla 1999 depremi sonrasında Yeşilköy, Yeşilyurt, İstanbul'da Yalova Karamürsel, Darıca gibi yerlerde, hatta Gölcük'te yapı güçlendirmeleri, İstanbul önünde beklenen ve Tekirdağ önünde beklenen iki deprem sonrasında yıkılmama gibi bir durumları olamaz. Yani aynı kaderi onlar da paylaşacaktır. Bir ülkede eğer ekonomiyi düzeltemiyorsan, Medine, bu ülkede deprem zararlarını azaltma gibi bir olay olamaz. Yoksul bir insanın, yoksul bir insanın depremde ölmesi kaderidir. Çünkü evine şu anda ekmek, özellikle bu dönemde ekmek getirmede büyük bir sıkıntı çeken halk, açlık sınırı 6500 lira olan bir halkın daha yeni asgari ücreti 5500 liraya çıkarılmışsa, sen açlığa devam et demek. Bir insanın karnı doymuyorsa, aşını yapamıyorsa, o insanı sağlam evde otur diye alay edemezsin. O insanın seçeneği yok. İşte sarsın bölgesi olan İzmir'de sağlam bir evde oturmanın kira olarak maliyeti 4000 ile 6000, 7000 lira arasında değişmektedir. Asgari ücret alan bir kişi böyle bir evde nasıl oturur? Dolayısıyla yine sarsın bölgesinde sarsın görmüş. Evlerde oturmaktadır. Ve bunlar dinsel inançların nedeniyle yazgıcıdır. Yani derler ki Tanrı'da herkesin ömrü belirlenmiştir. Ne bir kısım, ne bir kişi bir dakika uzun ne de bir dakika kısa yaşar der. Ve bu inancı nedeniyle bu insanlar göçün altından ölü olarak çıkarlar. Ben belki yaşın nedeniyle bunu görmedim ama ben 1970 yılında olan depremlerin çoğunu ziyaret ettim. Deprem bölgesinde. Hiçbir zenginin deprem gücü altından çıkarıldığını görmedim. Ve görmeyeceğim. Çünkü onlar sağlam yerde, sağlam yapıda oturdular. Buradan şuna geleceğim. Türkiye'de bir kişinin depremden ölmemesi için asgari ücretin yaklaşık 36 bin lira olması gerekiyor. 36 bin. Hayret ediyorsun değil mi? Ya nasıl oldu 36 bin diye. Belki gülüyorsun. 36 bin lira olması gerekiyor. Yani 36 bin lira aylık geliri olmayan bir insan depremde ölmeye mahkum. Böyle bir yani sağlam yerde sağlam yapılabilmesi için insanın hem yiyeceği, içeceğini, hem seyahat masraflarını karşılaması, eğitim masraflarını karşılaması, hem de kenara para ayırabilmesi gerekiyor. Yani ekonomisi bozuk olan ülkelerde, dolara karşı parası düşük olan ülkelerde depremin ve terörün adı ölüm. Bu değişmez bir gerçektir. Yani ekonomi düzelmedikçe eğitim de olmaz, deprem ölümlerini de engelleyemez. Mümkün değil bu. Yani kentsel dönüşüm maskaralığı yapılıyor şu anda İstanbul'da. Ben kentsel dönüşümle ilgilenen birimlerle ve arkadaşlarla konuşuyoruz. Hocanın üstesinden çıkmamız mümkün değil. Örnek olsun diye birkaç yerde gidip çalışma yapıyoruz. Yani olay bu ya. Yani yaklaşık 1700 tane yapının olduğu İstanbul'da nasıl kentsel dönüşüm yapabilirsin? Türkiye'deki yapı sayısı yaklaşık 26 milyon. 26 milyon nasıl kentsel dönüşüm yapabilirsin? Kaldı ki Türkiye'de kaynak yok. Yani Türkiye'nin şu anda dış borcu yaklaşık 500 milyar dolar dış borcu var. Yani Türkiye borçlu bir ülke. Bu yıl sadece ödemesi gereken para borç 180 milyar dolar. Yani ülken yoksul yani. Böyle yoksul bir ülkede deprem zararını azaltma gibi böyle bir hikayeler olamaz yani. Buna sadece bilimsel toplantılar yaparsın, güzel güzel şeyler söylersin, geçersin. Yani bu eğitim artı ekonomi. Bunlar yoksa yapamazsın.
Teşekkür ediyorum hocam. Tamamen doğal afetlerin dinle alakası olmadan artık insanlarımız bilinçlenmiştir diye düşünüyorum. Sadece bir çözüm odaklı olaylara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki soru da tamamen bu düşüncenize yönelik bir soru aslında. Bölgenin yer kabuğu kalınlığı, fay uzunluğu ve diriliği, mağmatik sokulumu, görünmeyen somutların yeryüzünde etkisinin netliğini, teknolojik ilerlemeyle bilinebilirliğini artsa da sonucu etkisi geçmiş bir düzeni değiştirmeden yeterli olmayacağını düşünüyorum. Ulusal afet psikolojisi ve dayanışma çalışmaları arttırılması gerektiğini, Türkiye'nin afet değerlendirme çalışmalarına nasıl bir yenilik getirilmelidir? Ya bunu hemen hemen anlattık diyebilirim. Yani biz bir defa ben Türkiye'de depremle ilgilenen tüm bilimcilere teşekkür ediyorum. Çünkü basını ve televizyonları genellikle bir açık üniversite olarak kullandılar. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Bunlar ne biliyorlarsa afet ve önlemleri konusunda televizyonlardan Ayşe Hanım'ı anlattılar, Mehmet Bey'i anlattılar. Artık kuru fasulye tenceresini karıştıran Ayşe Hanım deprem nedir, büyüklüğü nedir, bulunduğu yerdeki deprem çekincesi nedir, ne gibi önlemler almak gerekiyor, bunların hepsini biliyor. Yani okumadan televizyonlardan edindiği bilgilerle biliyor. İşte deprem ne zaman olur? Yani Türkiye belki deprem konusunda dünya üzerinde en bilinçli insanların çalıştığı bir yer. Yani yaşadığı bir yer. Gerçekten bir yerde bir sarsıntı oluyor. Bir sosyal ortama girmiş durumda. Ayşe Hanım, Fatma Hanım'a telefon ediyor. Diyor ki bir de sarsıntı oldu, duydun mu? En az 4.5 diyor. Diğeri diyor ki 4.7-5 olabilir diyor. Yani bilinç bu kadar arttı. Sonra artık insanlar ev alacakları zaman veya kiralayacakları zaman ovadan mı alsınlar, dağdan mı alsınlar, bunları çok iyi biliyorlar. Yani ev seçimleri gayet iyi. Sonra balkonlar geniş mi olacak, dar mı olacak? Bu konuları çok iyi biliyor insanlarımız. Yani deprem bilinci konusunda, sonra deprem sırasında nasıl korunacak, evin dar yerlerine gidilmesi gerektiğini biliyorlar. Deprem çantasını biliyorlar, deprem düdüğünü biliyorlar. Susuzluktan ne kadar bir insanın göçüntü altında kalabileceğini biliyorlar. Yani bence afet bilinci Türkiye'de o konuda hiçbir sorun yok. Yani yani köyden kente kadar yaşayan herkes öğretim üyelerince ve afet görevlilerince bilinçlendirilmiştir. Ana sorun, tekrar dönüyorum, ekonomidir. Bütün bunları uygulamaya ve eyleme sokabilmek için paran olması gerekiyor. Şimdi bu para da ortada yok. Yani Türkiye'nin ekonomisi düzelmedikçe olmaz bu iş. Hani bu iktidar gidip de öbür iktidar geldiği zaman sorunlar çözülür mü? Ben çok umutlu değilim. Yani keşke umutlu olsa. Zor yani. Çok zor. Yani bir doların 16 lira olduğu bir yerde bu iş çok zor sözlüyor. Zor işimiz bizim çok zor. Yani fay geldi, fay gitti, fay geçiyordu olayından çok daha fazla. Sorun şu anda ekonomi. Bir numaralı sorun bu. Ekonomi düzelirse, insanların gelir düzeyi artarsa, insanlarda var olan bilinci kullanarak ve bilinçli müteahhitlerle beraber, bilinçli mühendislerle beraber deprem sorunu çözülüyor. Kaldı ki Türkiye'nin bir numaralı sorunu şu anda deprem değildir Medine. Yönetim ve ekonomi sorunu. Bir numaralı sorunumuz bu. Eğer bunlar çözülürse deprem de bunlar için de çözüm bulunur. Ama asla umutsuz olmayacağız. Bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Umutsuz olmayacağız. Yani elimizden ne geliyorsa, bize ne görev düşüyorsa onları yapmaya çalışacağız. Yani ben başta değerli hocanız Ali Osman Öncel'e size öncülük yaptığı için teşekkür ediyorum. Sana da bana böyle bir fırsat verdiğin için teşekkür ediyorum. Umarım kaydı almışsındır.
Bana kayıt kaydı. Aldansa bana da bir kopyasını yolla, bir anım olsun. Olmaz mı? Sanıyorum sorularım burada bitti. Güzel görüntüler hazırladım. Şimdi çok güzel sorular hazırladım. Buna da çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne de başarılar diliyorum. Ve sonra tekrardan. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten sizi her zaman konuşturmamız lazım. Geofizik mühendisleri size müracaat etmesi lazım. Çünkü dili düzgün kullanmak çok önemli. Dili ne kadar düzeltirsek dediğiniz gibi bu meslekte insanlar ekmeğini o kadar büyütebilir. Ekmeğini büyüten, vizyonu büyüten bu meslek grubu bu ülkeye o kadar katkı sağlayabilir. Dediğiniz çok doğru. Etütten çıkamadık. Hasarsız yöntemden çıkamadık. Hep orada takılıp kaldık. Maalesef mesleğimizin adını Türkiye'nin gündemine, gerçeğini vuramadık. Ben de katılıyorum. Sorun ekonomik. Çünkü şu anda insanların en büyük korkusu kentsel dönüşüm. Mesela benim de annemin bir dairesi var. Ondan gelen kira ile geçiniyor. Şu anda bir kentsel dönüşüme girse onu karşılayacak ekonomik gücü yok. Yani evet. 10 bin lira metrekaresi olan bir durumdayız. Yani bir yenilenme ya da dönüşüm olsa bile bunu 100 ile çarpsak 1 milyon TL vermesi lazım. Yani Ayşe teyze, Fatma teyze bu 1 milyon TL'yi nereden verecek? Tabii tabii. Dönüşüm ama insanların o dönüşümü destekleyecek, finanse edecek paraları yok. Şu anda yani dönüşüm ile insanlar aslında yerinden, yurdundan da edilme durumu var. İnsanların tahliye durumu var. Çünkü biliyorsunuz 1/3'si evet dediği durumda o 1/3'in yani ekonomik durumu olmayan o 1/3'in arsa payları satışa çıkartılıyor. Maalesef öyle. Maalesef yani pirince giderken bulgurdan olacağız. Ya işte bizi dönüştür, bizi kurtar. Deprem ha kapıda, ha geldi, ha gelecek derken şu anda insanlar acaba dönüşüm kaydı ile işte geçen anneme gelmiş bir belediyeden mektup işte sahibi olduğunuz bina dönüşüme girecektir. Dedim ki anne bu parayı nasıl vereceksin? 1 milyon TL. Ne ben verebilirim ne sen verebilirsin. Evet. Çünkü şu anda insanları dönüştürecek şeyi yok hocam. İnsanlar dediğiniz gibi evini döndüremiyor. Yok yok evini döndüremiyor. Ayın sonunu göremiyor. Bırakın dönüşüm için para bulmayı. O nedenle de bilemiyorum ya. Dönüşüm sanki artık bu beton lobisi için tabii ki bir umut. Beton evet. Lobisi ne yapacak? Sizin binanız el koyacak. Ödeyemiyorsan açık artırmayla satacak. Ve onu alabilecek insanlara sıfır, sizin de dediğiniz gibi sıfırdan ekonomisi iyi olan, Türk de olması gerekmiyor. Dünyanın herhangi bir yerinden insanı satacak yani. Bir bina alana, bir vatandaşlık olayı da var zaten. Dünyada parası olan bizde yok ama dünyada parası olan bir sürü insan var hocam. Evet evet. O nedenle de Türkiye'de tabii ki merkezde kalmış. İşte Avcılar gibi eski İstanbul gibi merkezde kalmış. Binalar tabii ki eski. Ama bu eski mahalleler yani eski İstanbul'daki işte bizim ben Kadırgalıyım yani orada doğdum büyüdüm. Bu insanların tabii ki ekonomisi bu dönüşüme yeterli olmadığı için bu insanlar ne olacak? Dönüşüm bahanesiyle yerinden yurdundan edilecek. Yani bu nasıl bir dönüşümdür? Gerçekten insanlar önce bir dönüşmesi lazım. Ekonomik olarak dönüşmesi lazım. Ekonomik olarak dönüşmüş, ekonomik olarak güç ve statüsü olan insanların olmuş olduğu bir ülkede İnsan zaten hocam gel beni dönüştür der yani. Ben niye çürük binada evet. oturayım? Ben depremde ne bileyim bana mezar olacak niye bir apartmanda oturayım der. Evet. Ama şu anda en büyük korkulu rüyası kendimden de biliyorum. Bu dönüşüm nedeniyle insanların evlerine, binalarına el konması. Çünkü annemin tek geçim kaynağı o mesela. Ayda alıyor ufak bir para alıyor.
O derinden gidecek kadının yani. Şu anda tabii ki Allah gecinden versin. Türkiye'de insanlar ortalama 80-82 yıl yaşıyor. Evet. O da gidecek yani. Bizde de yok zaten. Düşünün yani varsıl memur biziz. Gerçekten durum çok kritik hocam. Dediğiniz çok doğru. Durum ekonomik. Bu kentsel dönüşüm projesi de bir kişinin şeyi yetiyor hocam. Yani ismi bilinmeyen o bir kişinin ya binamı kontrol ettirmek istiyorum demesi yetiyor. Ondan sonra 45 gün sonra sokaktasınız hocam. Elektrik, su kesiliyor. Sokaktasınız yani. Yani sokakta evet. Olmamız an meselesi. Aynen öyle. Bir ara siz de koşturduk işte. Kentsel dönüşüm 100 yılın en büyük projesi dedik. Ama bu dönüşüm olarak uygulanmadık hocam. Parası olanlar bu dönüşümden faydalandı. Evini yeniledi. Yani Kadıköy'de yapılar dönüştü. Kent dönüşmedi. Hocam Kadıköy'de İzmit depremi olduktan sonra yıkılan bina var mı? Ölen insan var mı? Yaralanan insan var mı? Kurulan çadır var mı? Ama Kadıköy bir numara oldu dönüşümde. Orasının evet. Dönüşmeye ihtiyacı yok. Oradaki zengin insan bu devletin kaynaklarını kullanarak daha da zengin oldu. Binasını tabii. Sıfırladı. Yani arabasını sıfırlar gibi binasını sıfırladı. Şu anda Avcılar gibi, Avrupa, İstanbul Avrupa'daki işte Bahçelievler gibi, Zeytinburnu gibi, Bağcılar gibi çadırların kurulmuş olduğu yerdeki insanlarda ya da insanlarda para kalmadı hocam. Para kalmadı. Tabii ki dönüşüm sağlam yerde başladı ama beton lobisi durmak istemiyor hocam. Yani beton lobisi dönüştürerek para kazanacak. Yani yıkacak, 1 milyona satacak. Şu anda annem tabii ki satamaz yani. Yıkılacak bir binayı nasıl satsın? Ama evet. Deprem maalesef bahane ediliyor. İnsanlar bu bahaneyle evinden, arsasından olabiliyor. Ve gerçekten de elimizde sıfıra giden, sıfıra doğru bir gidişe bizi zorla yönelten bir durum var. Bilemiyorum hocam dediğiniz size tamamen katılıyorum ve zamanınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Bir buçuk saat yayın oldu. Canlı olarak YouTube'da verdim. Kaydı aldım. Kayıt hali şu anda YouTube'da hocam yayınlanıyor. Birazdan orada kayda geçecek. Orijinal halinde hocam, alt yazı halinde tekrar yükleyeceğim. Ben size göndereceğim. Gerçekten sizinle uzaktan bir karşılıklı konuşma fırsatımız oldu. Bu nedenle bu fırsatı verdiniz. Size sağlıklı tamam. Ömürler diliyorum hocam. Ben de çok mutlu İnşallah oldum. Daha iyi günlerde buluşmak umuduyla. Saygılarımı sunuyorum. İyi günler hocam. İnşallah diliyorum. Sağlıcakla. Sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Kendisi ülkesine vizyon misyon olarak değer katmış bir bilim uzmanını ağırladık. Çok mütevazi davranışından dolayı bize konuk oldu ve çok teşekkür ediyorum. Görev. Sağlıklar ve saygılar sunuyorum. Görev. Çok sağ ol canım. Çok teşekkürler hocam. Saygılar. Sağ olun. Sevgiler. Saygılar. Sağ olun hocam. Saygılar. Tamam.